Ay Melis de açmıyor. Ay Allah'ım ya, nerede bunlar? Bülent'e bir şey oldu değil mi? Korktum Feroş. Saçmalama Berkız ya. Ben Melis'i merak ediyorum. Hadi hadi. Ay ne hadi hadisi Berkız ya. Aşk olsun sana. Hayatım, ben şu an tamamen Melis'i düşünüyorum. Bülent umurumda değil. Bana hiç öyle gelmedi ama. Bülent bal gibi de umurunda senin. Feroş, ya sen seversin Bülent'i. Hadi barışın ne olur. Hı? Belkıs farkında mısın? Bülent gönülü dudaklarından öptü. Benden aylarca sakladığı kızının annesiyle. Ya düşünebiliyor musun? Bir de yalanlarının üzerine ihanet kattı. Ya keyfinden mi gitti bu adam? Kendi için mi gitti? Ya yiğidi yerleştirmek için gitti. Sonra da geri dönmedi ama. Ya Feraye söyletme beni Allah aşkına ya. Ya sen düğünden sonra bu adama defol git demedin mi? Boşanmak istiyorum senden demedin mi? E bu adamcağız nereye gelecek? Ona da gün doğdu işte böylece. Değil mi? İşte koşa koşa gönlünün yanına gitmiştir Belkıs. Gönül isteseydi şimdi gönlün yanında olurdu. Ay Belkıs ne olur tamam ya. O kadar çok konuştuk ki bunları. Tamam artık konuyu kapatalım. Konuştuk da bir sonuca vardık mı? Hayır. Sonuca varana kadar da konuşmaya devam edeceğiz efendim. Hayır konuşmayacağız. Ve ben hiçbir şekilde sonuca, bu sorularımın cevaplarına varmak istemiyorum arkadaşım. Anla artık beni ya. Ben buldum ama o sorulara cevap. Sen Bülent'e hala aşıksın efendim. Kaçamazsın. Ay Belkıs, ay benim kaçtığım falan yok. Hayatım ben Bülent'e aşık falan değilim. Hadi hadi. Ay gerçekten saçmalık bu. Ceylan, laf mı dinliyorsun sen orada? Yo, ben masayı düzenliyorum. Git başka bir şeylerle ilgilen hadi. Hadi. Ay, ne yapıyorsun Belkıs? Kız işini görüyor, görmüyor musun? Hayır Ceylan, kalıyorsun burada. Ayrıca benim gizlim, saklım yok. Ben Bülent'e gerçekten aşık değilim. Tamam mı? Bülent benim umurumda değil. Kuzum, kaç yıllık arkadaşımsın sen benim. O kaşının kalkışından, bir bakışından ne hissettiğini anlarım ben. Yanlış anlamışsın o zaman. Aa, eyvahlar olsun. Ne oldu? Bülent kaza geçirmiş. Ne? Nerede yapmış? Belki söylesene nerede yapmış? Hastaneye mi götürmüşler yoksa? Ya vardı belki hastane. Hadi gidelim. Baksana. Başka bir sorum yok Hakim Hanım. Bingo. Nasıl yani ya? Nasıl yani? Ege'den değilmiş mesaj. Kış kampanyamız bitmeden 3 al 2 öde kampanya. İnanmıyorum ya. Ceylan bana bir kahve yapar mısın? Hı, tabii. Ama gerçekten bu kadın deli biliyor musun? Vallahi deli. Of. Yani aşk da zaten deliliktir. Her şeye rağmen vazgeçememektir. Onu kıskandığında böyle öldürecek kadar öfkelenmektir. Arkanı dönüp gidememektir. Ceylancığım. Bu şahane ve kısa aşk tarifin için teşekkür ederim. Ama aşk sadakat ister. Sadakat yoksa da o aşk biter canım. Feraye Hanım, kusura bakmazsanız size bir şey söylemek istiyorum. Tabii söyle. Yani bence Gönül ablanın kocanızla ilgili söylediklerine inanmayın. Neden? Yani o da eski aşkını geri kazanmaya çalışıyordu. Böyle her şeyi kendine göre yorumladı. Hem kendi kızına bile yıllarca babası hakkında yalan söylemiş bir anne o. Başkasına da çok kolay yalan söyleyebilir. Yani Bence siz yine de kalbinizin sesini dinleyin. Kafam karma karışık senin yüzünden. Bana yalan söyledin. Bırakıp gittin beni. Bırakıp gittin. Tekrar hayatıma girdin. Buna ne hakkım var Bülent ya? Buna ne hakkım var? Ben buna ne hakkım var? Bülent. Feraye'm, canım karım benim. Niye erken geldin? Şöyleden bakalım. Ah sen nasıl yorgunsun ya. Bak bundan fark ediyorum. Biraz sal kendini. Niye erken geldin sen? Yemek daha bitmemiştir. Yanımda sen olmayınca davetlerde nasıl sıkıldığımı biliyorsun. Hem seni özledim. Öyle mi? Evet. Ya Sevinç Hanım sürekli seni sordu. Gelmediğime çok sevinmiştir. Aa Feraye yapma. Ay, öyle Bülent. Bana bak. O gözlüklerini böyle aşağı indirip seni yukarıdan aşağı süzdü mü? Doğru söyle. Sus. Süzdü. Ya çok konuşuyor ama. Anlaşıldı. Sen beni özlediğin için değil, o kadından kaçmak için geldim buraya. Aa, aşk olsun Feraye. Ben seni çok özledim. Ya oradaki kadınları gördükçe bir de bu Sevinç Hanım'ın arıza sinyali gibi dıt dıt hiç susmadığını gördükçe dedim ben ne kadar şanslıyım. Benim karım ne kadar güzel, ne kadar özel. Allah Allah. Ve ben de sana sevgimi ve aşkımı göstermek için küçük bir hediye aldım. Bu senin. Bülent bu ne? Feraye. Ben yıllarca seni beklemişim ama benim haberim yokmuş. Sen benim vazgeçtiklerimin, kaybettiklerimin, sabrettiklerimin mükafatısın. İyi ki varsın. İyi ki benimsin canım sevgilim. Açmayacak mısın hediyeni? Açayım. Güzel. Sen daha güzelsin. Güzel karım benim. Güzel karım. İyi ki varsın. Günü gelmeden önce... Benim gelmeden önce... Her şey ne kadar güzeldi. Ama ben... Meğerse ben gönlüm mükafatıymışım.